Teknegöl, Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu kutlama ile doğaya dokunuyoruz projesinin tanıtımını okulda düzenlediği kokteyl ile gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik projeleri kapsamında yapılan 25 bin proje arasında İnegöl'de iki okulun projesi kabul edildi. Çeşitli projeler, çevrebileceği hayvanların korunması. İnegöl, Gazi Osman Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Murat Kocaman tarafından hazırlanan kodlama ile doğaya dokunuyoruz projesi bakanlık tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019'da. Projenin tanıtımı okulda yapılan kokteyle yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Burhanettin Özdemir şunları söyledi. Proje Aralık ayında imzalandı. 15 Şubat'tan itibaren de projenin başlangıcı olacak 3 aylık bir proje. Bu proje daha çok çevre ve hayvan hakları ile ilgili, hayvanlarımızla ilgili gönüllülük esasına dayanan bir proje. Gerçekten hayvanlarla ilgili olarak, çevreyle ilgili olarak yüce dinimizin bu konuda pek çok emirleri var. Peygamber Efendimizin hayvanlarla ilgili tavırları var, sergilediği eylemleri var. Fakat buna rağmen ben çevremizde mesela geçenlerde iki defa arka arkaya öyle bir olay gördüm. Bir köpeğe çok rahat bir çocuk tekmeyi sallayabiliyor. Bu nasıl oluyor? Peygamberimiz herhangi bir yolculuğu esnasında işte uyuyan bir ceylanın başına adam dikmiştir. Ne bileyim yavrusu, yavrularını emziren bir köpeğin başına ordu geçerken adam dikerek onun rahatsız edilmemesini sağlamıştır. Buradan buralara gidiyoruz. Bununla alakalı olarak bu projenin hayvanlarla alakalı olarak önemli katkıları olacağını tahmin ediyorum. Projeyi hazırlayan Murat Kocaman ise proje hakkında bilgiler verdi. Sakat hayvanların nasıl tedavi edilmesi gerekir, nasıl uzuvların yapılması gerekir, protez nasıl kullanılır, bunlarla ilgili bilgiler alacağız ki araştırmalara başlayacağız. Projemizin sonunda bu hayvanların bir çalışma olacak. Özellikle belediyemizin yaptığı hayvanların hakları, yemlik, kuluk bunlar tek tek tespit edilecek yerleri ve buralarda temizlik çalışmaları yapılacak. Buralar temizlenip içi suyla doldurulacak, yemlere doldurulacak ve bu da yine arkadaşlarına ve diğer okullara anlatılacak. Tanıtım programına katılan belediye başkanı Alper Taban ise şunları söyledi. Bunu bir hayvan severlik bilincine nasıl çevirmeliyiz? Ne yapmalıyız? O hayvan Allah'ın yarattığı bir canlı. Yani alıp bunu bir yerde sadece bir rehabilitasyonunu yapabiliyoruz. Tekrar onu doğal ortamına bırakmakla mükellefiz. Doğrusunun da bu olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu konudaki eksik bilinci nasıl tamamlayacağız? Arazi çok büyük. İnsan kalabalık fazlaca. Bu konuda bilincin az olduğunu bizler de görüyoruz. Ancak topyekun bir mücadeleye ihtiyaç var. Bu sadece bir tane konu başlığı. Onun için ben çok kıymetli buldum. Gerçekten çok değerli bir iş yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise projede emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirterek şunları söyledi. Destek veren kişi ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Biraz önce projenin amacı çok güzel bir şekilde açıklandı. Biz İnegöl geneline baktığımızda zaten belediyemizin özellikle hayvan varlığa son derece model bir varlık. Ama zaman zaman olumsuzluklarla da karşı karşıya gelebiliyoruz. Burada hayvan hakları derneklerinin ve işte okullarındaki çocuklarımızın bilinçlendirilmesi özellikle vatandaşın bu konuda. Bakın biz bırakın hayvanlara eziyet etmeyi, insanlarla da aynı sıkıntılar. Biliyorsunuz kadına şiddetten tutun da diğer olaylar değerlendirdiğimizde biz hak ettiğimiz yerde değiliz. Dolayısıyla bizim yapacak çok daha fazla işlerimiz var.